Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Haftanın son işlem gününde ve son Borsa Teknik programıyla sizlerleyiz. Her cuma olduğu gibi birazdan stratejist Ahmet Mergen, Bay Teknik bizlerle olacak. Evet, bugün yayına biraz geç başlamış olduk. O yüzden fiyatlamaları isterseniz es geçelim ve direkt hocamıza merhaba diyelim. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, herkes nasıl bakalım? İyi gibi görünüyor. Evet hocam, sizi çok beklediler. Birçok kişi de yazdı YouTube'dan, görüyorum. Ama merak etmeyin, hocamı sizinle buluşturmuş olduk. Ben de fiyatlamaları hemen es geçtim. Bakacak çok hissemiz vardı ama bugün yetişmeyecek gibi görünüyor hepsi. Vallahi evet, tırpanlandı. Zaman zaten ben konuşunca yeteri kadar şey kalmıyor, vakit kalmıyor. 30 dakikayı da böyle yiyince artık hiç kağıtlara zaman kalmadı gibi bir şey. Gidebildiğimiz hızlı gidelim, kadar gidelim. Bakalım. Endeksle başlayalım isterseniz hocam. Bugün çok hisse var, bakılacak. Bakalım hangilerine vakit kalırsa bakabildiğimiz kadar bakalım. Geri kalanı da haftaya bakmış oluruz. Endekste 7 numara sabahları böyle gap'le açılıp, boşlukla açılıp yukarılara doğru gitmek. 109.853'tü dün gördüğümüz en yüksek değer. Bugün orayı geçtik, geçmiş olmamız lazım. Tabii 110.434'e gördü en yüksek. Hı hı. Yani epey de geldi mi arkadaşlar? Yani bu 82.000'den neredeyse 110.000 desek 28.000 puan geldi. Son zamanlarda da yani artık banka diye dilimizde tüy bitti ama bankalarda işte. Yani hadi ben de bu ralliye katılayım. Yani falan gibi biraz ucundan. Utandılar galiba ama 2 kuruş 3 kuruş 50 günlük ortalamalarda kaldılar. Yani endeks konusunda da 110 bine geldiğine göre valla nedir? Ortalamalar belli. 50 günlük 101.630, 20 günlük 103.670. Hadi biraz daha oralarda durursa 20 günlük 104. Koy artık 104 bine, 105 bine stopu. Hala vagonda kal. Ha, kağıt bazında biraz daha değişik değerlendirme yapman lazım. Yani herkesin elindeki portföyü ben bilemem. Ama kağıtlarınızı da ayrı ayrı bakmanız lazım. Yani bu iş sadece endeksle olmuyor. Endekse bakacaksın ama kendi elindeki kağıtların durumunu da yakından takip etmende yarar var. Artık yukarıya doğru epey geldi. Yani bir gün niye 2000 puan düştük dersen hep düşüyorum, bu ne oldu mu oldu falan filan. Düşebilir yani. Yani yukarı çıkarken iyi de yani endeks yukarı da gider aşağı da gider arkadaşlar zaman zaman. Şimdi burada bir Elliot yapsan 98-110 kaç bin puan bu? 12.000. Bunun %38'ini geri gelse yani %40'ını 12.000 puanın %40'ı etti sana 4.800-5.000 puan. Hadi insaflı davranayım %23'ünü geri gelsin. Yani 5'te 1'ini. 12.000 puanın 5'te 1'ini eder. Yine nereden baksan yani 2000 kaç eder? 2500 falan oralarda bir şey olması lazım yani. 2400 falan eder. Hani 5 kere 4 2400, 2000 5 kere 2000 10.000 1200. Yani 2400 puan gelirse %23 geri gelmiş olur ki çok normal. İnşallah gelmez. İnşallah yukarı doğru tırmanır ama yani burası 150.000 endekse bu saatte gidecek havası yok yani. Öyle de bir rüyaya kapılmasın kimse. Ha ileride 150.000, 160.000, 200 üzeri bunlar olabilir. Ama biraz zaman lazım. Yani daha ekonomi biraz toparlayacak. Şirketler biraz böyle silkinecek, kendine gelecek falan filan. Şimdilik beklentiyi satın aldık. En kötüden uzaklaşıyoruz diye. Ama gördüğüm kadarıyla ne oldu burada bu 3 ayda ben onu anlayamadım. Yani bütün dünyada ne oldu? Bu böyle zaman rölesi olan bir virüs müydü? Yani 3 ay ortalığı yıkıp geçirecek, sonra 3 ay sonra puf diye gidecek kendi kendine. Kullanım ömrü bitiyor demek ki hocam. Ha yani böyle zamanla çalışan röleler falan vardır. Timer'lar falan vardır. Kurarsın. Atıyorum kahve makinesinde 10 saniye kahveyi döker, tak diye kapatır devreyi. O süre zarfında bardak dolar. Oraya kahve dökülür. Kahve makinesi falan filan. Yani bir sürü yerde böyle timer'lar kullanılır. Zamanla ilgili. Röleler filan.
Burası da sanki ona döndü. Ortaya bir virüs saldılar. 3 ay dünyayı kasıp kavurdu. Ölenler öldü. Şimdi görünüşe bakarsan bütün dünyada demin de gördüm. Maskeler falan düşüktü millette konuşurken. Yani ne diyeyim? Dışarıda da öyle. Şimdi maskeyi böyle buraya indirdiğin zaman ne oluyor? Yani maske var, korona. Bak ben senden korkmuyorum havası mı veriliyor? Yani maskeyi buraya indirdikten sonra hiç yani kulağını mulağını falan eziyet etme. Çıkart maskeyi güzel kardeş. Buraya indirdikten sonra ne olacak ki? Yani bu virüs buradan boğazdan gitmiyor. Buradan giriyor. Bana öyle dediler. Bilmiyorum. Neyse geçelim ya. Boş ver. Bana mı kaldı tasız? Hisselere geçelim o zaman. Altın ve gümüş için tekrardan izleyenlerden özür diliyorum. Bugün bakamayacağız maalesef ki. Evet, oylum soruldu. Oylum bakalım hocam. Oylum oylum. Yani vaziyetler. Oylum oylum. Evet. Oylum oylum. Evet. Yani kağıt 60 kuruşlardan 70 kuruşlardan falan kopmuş gelmiş buralara. Ne sektörü burası? Gıda değil mi? Bisküvi falan filan. Öyle bir sektör Kayseri. Şimdi neyle gitti bunlar? Genelde şeyle gitti. Yani tıpkı bütün gıda sektörü, işte temizlik sektörü, dezenfektanlar, efendim marketler, gıda sektörü, unlar, sular. Yani herkes uçurdu uçuranı. Burası da çok hızlı çıkmış. 3.70'e oradan bir vermişler 3'e kadar. 2.95'lere belki. Sonra bir daha 3.97, 4 diyelim. Oradan korona vakası, endeks 82.000. Burası 1.54. Buradan gene roket 3.60-3.70'e niye? Gıda sektöründe olanları götürdüler ya. Yani ilaç falan da gitti. Eczacı ilaçlar, devalar, mevalar. Her şey uçtu orada. Bir tane kağıt var, onun ismini söylemeyeyim de orası netameli bölge. O topa girmem ben. Ama gidenler gitti. Burası şimdi bana göre 3 lira civarında desteği var. 3.62'de de direnci var. 3.62 ile 3.32'den geçen o çizgi yukarı yönde geçilirse tekrar 3.5 veya 4'e doğru tırmanabilir. 3'ün altına çakarlarsa o zaman 2.5'lara doğru yolcu olur Abbas. Geçelim. Geçelim hocam. Yine küçük hisselerden bir tanesine bakacağız. Emek Elektrik. Bu da çok soruldu. Birçok kişi almış. Yani sana. Ben buna yıllardır bakmam. Bakmadım. Hala yani trade ediyorlar. Keşke baksaymışım. Bak 60 kuruşlardan 2.5'a götürmüşler. %400 yapmış falan filan. Hiç size de haber vermemişler. Ya insan telefon eder. Ahmet abi götürüyoruz bu kağıtları falan filan diye. Yani onu da yapmıyorlar. Bak keratalar. Çünkü duyarsam o zaman kötü konuşmayayım falan diye. Ama bir analiz yapar. Hop mop bilmem ne. Vallahi kardeşim bazı kağıtlar var bende. Kötü olduğundan değil. Ama geçmişinde birileri giriyor çıkıyor, insanları tırpanlıyor, hırpalıyor falan filan. Ben de onlara pek bakmak istemiyorum. Hem içim kaldırmıyor hem de eskaza ya yanıp sönerken falan takılırız makılırız falan hiç işim olmaz. Böyle bir sürü kağıt var. Hele bazı kağıtlar var. Yatırımcı soruyor abi şu kağıt ne olur? Kardeş o ne zaman çıktı ya? Bir şunun kodunu ver bakayım. Öyle bir kağıt mı vardı diyorsunuz? Yani bazen öyle oluyor. Ama kağıda bakıyorsun. Yani enteresan bir piyasa ya. Koç Holding'in, Şişe'nin, Tüpraş'ın, şunun bunun gitmediği bir yerlerde bir sürü kağıt öteki tarafta uçuşup gitti bir yerlere. %300'ler, %400'ler, %2500'ler falan. Yani değişik bir piyasa oldu. Belki biz adapte olamadık. İnşallah adapte olanlar çok para kazanır gelecekte. Bence çanak tamamlanmış. Oradan dolayı teknik satışlar geliyor. 2.40, 2.39, 2.40 neredeyse. Yani yarım daire tamamlanmış. Şimdi burada 2 lirada destek var. 20 günlük ortalama. Yani 2 ile 2.40 arası biraz vakit geçirebilir. Ondan sonra buradaki şişman parmakların ne yapmak istediğine bağlı. Yani buraya yabancının falan filan geldiğini tahmin etmiyorum yani. Burası bizim Abdurrahman Çelebiler falan götürüyor getiriyordur muhtemelen. Çünkü böyle sert hareket eden kağıtlarda mutlaka birileri var. Öyle düşünsün bizim küçük yatırımcı. Veya daha doğrusu küçük yatırımcı değil de küçük spekülatör. Şimdi 240 bin tanesi küçük spekülatör gelmiş piyasaya.
Onların da derede olduğunu biliyorum. Üç aşağı beş yukarı. Hiçbiri öyle büyük yani endekse götürecek falan kağıtları mağıtları almamışlardır. Maalesef. Herkes o çılgın rallilerin falan olduğu yerlerdedir. Büyük ihtimalle. Neyse geçelim. Hocam çok kısa şey söylemek istiyorum. Yeni bir halka arz var. Bayrak birçok kişi soruyor ama şu an grafik tertemiz olduğu için bakamıyoruz. Biraz geçmişi olsun inşallah o zaman bakarız. Yani teknik analiz için biraz geçmiş olması lazım. Evet, evet. 3 günlük senedin teknik analizi mi olur? Yani %10, %10, %10 birisi götürür götürür. Hiç belli olmaz. Ben öyle bir Kardemir D biliyorum yani. 1000 liradan çıktı 8000 liraya gitti. 2000 yılların başında. Oradan bir çaktılar. 2 sene hayır etmedi kağıt. Yani eskiler bilir. Kardemir D'yi. Tabii. Mallar kaldı millette. Tepe tepede. Yani inşallah böyle orada burada böyle olacak diye bir iddiam yok. Hı hı. Ben sadece bir örnek verdim. Ama yani bayrak %10 %10 gidiyorsa inşallah %10 %10 devam eder yani. Kağıt olarak ama onun teknik analizi olmaz. Hı hı. Onun şu anda nesi olur? Talep vardır. Birileri de maldadır. Onlara sormak lazım. Hocam Menderes'i en son 80 kuruşta sizi bırakmıştık. Hatırlıyor musunuz? He? Menderes'i en son 80 kuruşta bırakmıştık analiz yaparken. Ama pek bıraktığımız yerde kalmamış kendisi. Ama Menderes galiba rota değiştiriyor. Orada makas değiştirdi. Benim anladığım kadarıyla maden sektörüne mi giriyormuş? Bir şeyler var orada. Evet evet yeni bir sektöre göre tekstille sınırlı kalmayacak sanıyorum artık. Tabii tabii orada makas değiştirdi tren. Oradan başka tarafa geçti. Yoksa onun döneceği yer belli. 1.25, 1.40 en fazla. Şimdi bugün tavan oldu galiba. Çünkü başka bir tarafa döndü iş. Yani herkes o bir zamanların ipek kağıdı vardı. İlk çıktığı zamanlar. Sonra ipeke falan olan işte o ipek kağıdı. 1 liralarda kozalar falan. Koza kağıdı şeyler falan. Onlar da 1 liralar falan civarındaydı. Sonra onlar 15-20 misli verdi. Zaten şimdi de bakarsanız eski o rakamlar çok geride kalmıştır yani minicik. 2000'li yılların hemen başı filandı. Geçelim. Hocam Menderes'e bakmadık. Baktık mı? Bakmadık. Teknik seviye yani bakalım. Burada pek fazla bir şey yok. 2.80 tavan dediğim gibi kulvar değiştirdi. Yani daha da gidebilir. O zaman eğer oraya doğru. O beklentiyle gidiyor. O zaman biz gerilere geçelim. 0.83. 2.083 aradaki 120 kuruşu yukarı koyarsa o zaman 130 kuruşu o zaman 3.40 falan gösteriyor ki zaten 2.80 bir tavan daha çekse al sana 3.10. Ondan sonrası biraz kar realizasyonu yapan yapar. Bilemem. Ha arka arkaya tavan götürürler mi o da ayrı mesele. Ama dediğim gibi yani o klasik 60 kuruşa gelince al, 1.20'ye gelince sat tipindeki o günler değil. Değişti. Değişti. Biraz başka tarafa doğru gidiyor. Beklenti arttı gibi geliyor bana. Geçelim. Geçelim. Sırada Gerel var ve sonra bankalara başlayacağız vakit kalırsa. Burası bir zamanlar 5-17'yi gördü. O Elon Musk falan işte elektrikli arabalar şunlar bunlar falan derken sonra bir tavsadı iş 2017'nin sonunda. Şimdi gene 1.68'den yukarıya doğru geldi. 3.84'teki o çanağı tamamladı. 3.84, 1.80 desek 2 lira. Koyarsak üzerine 5.84. Daha oraya gelmeden 5.17 sizi yakalar. Yukarı tarafta 4.27 geçilirse kısa vadeli çanak 3.76, 4.27 çanağı. 30 kuruş oradan, 20 kuruş da bu taraftan desek 25 kuruş, 55. 55'i koyduk mu 4.27'nin 25'in üzerine etti sana 4.80. 4.80'e gelen 5.10, 5.15'i yoklar. Orada da çanak tamamlandığı için teknik satışlar beklenebilir. Burada stop 20 günlük ortalama 3.78. Hı hı. Destek orada. Onun altına giderse o zaman 50 günlüğü dener. 3.40 o zaman denenebilir. Oraya doğru sarkar ama 3.78 bence kısa vadeli destek. Yukarı tarafta 5'e doğru gitmesi yatırımcı beklesin biraz bakalım ne oluyor.
3.78'in altına gitmedikçe bekleyeceksin. Birileri gelip götürecek inşallah. İttiriyorlar yukarı doğru. Geçelim. Geçelim. Hadi o zaman bankalarla başlayalım bakabildiğimiz kadar. Bir tek Halkbank yok. Onu çarşamba günü baktığımız için koymadık. İşçe ile başlayalım hocam. İşçe de direnç 5.09'da. Oraya geldi. Hareketli ortalama 5.08'de. 50 günlük. Burası 5.09'u geçerse yukarı yönde nereden baksan 5.50'nin üstüne doğru gitmesi lazım. Oradaki o aşağı tarafta kaçtı figür? 4.5 desek 4.5 5.20 olsa 70 kuruş. Üzerine koydun mu 5.90. Tamam. 6 civarında da zaten ufak bir boşluk var. Ama 5.5'un üzerinde o 5.75, 5.80 aralığına doğru gidebilir. Ortalamaların altına artık inmesin. Kırmızı 20 günlükte yukarıya doğru geliyor. Yeşili kesme 50 günlüğü. O da pozitif olur, olumlu bir şey. Dediğim gibi 5.09'un üzerine bir hamle 5.20. 5.20'yi götürür artık. Yani 5.5'un üstüne doğru orada bir hamle o şekilde olur. Tekrar 4.95'in altına 20 günlük ortalamanın altına falan filan inerse o zaman uzun iş ya. Başka yerde başka yatırımlar yapmakta yarar var derim. Geçelim. Geçelim hocam. O zaman dönelim şimdi Vakıfbank'a bakalım. Burası yatay bir alanda. 4.87 direnç. Hareketli ortalamanın biraz üzerinde. Kırmızı yeşili yukarı yönde kesmeye geliyor. Yeşil 50 günlük ortalama. Demek ki 4.73. 4.70 stop diyelim. 4.65'te zaten o tırmanıyor. 4.70'e doğru gelir 20 günlük 2-3 gün sonra. 4.70'in altına gitmeyecekse bakalım 4.87 geçiliyor mu? Geçilirse o zaman 5.5 civarındaki o boşluğun doldurulmasına bakacaksın. Doldurulması için bekleyeceksin kağıtta. Bırak müsaade et. Yukarı doğru tırmanıyor, içinde kal. Boşluk doldurulduktan sonra bakarsın duruma. O günkü şartlar neyse ona göre bir değerlendirme daha yapılır. Geçelim. Geçelim hocam ve sırada Garanti Bankası var. Bu aralar herkes bankaları sorduğu için bir ardı ardına bakalım dedik. Evet, 8.94'ten öteki tepeyi birleştiren o direnç çizgisi geçildi. Nereye geldi? Yeşil 50 günlük ortalama direnci var. 8.29. Orada boğuşma var. Aşağıda da destek 7.94'ten 8'e doğru gelen 20 günlük ortalamada. İkisinin arasına sıkışabilir. Sonra 50 günlüğün üzerine geçtiği zaman 8.28, 8.29'un o zaman ver elini 9'a doğru hamle. 8.80, 8.90, 8.94'te tepenin test edilmesi falan filan. Biraz daha beklesinler derim. Bakalım ne hareket çekecek Garanti. Bugünlerde bir kıpraşıyor. Şimdi terk etmeyelim yani. Belki yukarı gider. Hani bir hareketlenme geldi. Ölü toprağa sanki üzerinden bir çekildi yani. Serpilmişti ölü toprağa. Biraz o toprak şöyle bir kımıldadı galiba. Yani çıkacaksa hemen tam çıkışta da bırakmıyor. Koy abicim stopu 7.94, 7.90'a. Kırmızı renkli hareketli ortalama. Bekle bakalım. Yani 12.62'den 7.47'ye kadar düşüşte bekleyen burada 2 kuruşu mu bekleyemiyor? Zaten bekleyemediği için sıkıntı doğuyor. Evet. 12.62'den aşağı doğru çakılırken yeşil nerede? Hadi kırmızıyı bıraktım, satmadım. Yeşilin altına gidiyor 50 günlüğün. Çak. Çakamaz. Yarın gidecek. Merkez Bankası toplanacak. Yok Trump şunu dedi. Bilmem kim bunu dedi. Yok yarın teper. Benim elimdeki kağıdı almak istiyorlar. Onun için düşürüyorlar. Zırt pırt. Bir sürü bahanesi olur yani. Bizim yatırımcının. Halbuki ver kurtul. 7.40'da alırsın. Hadi 7.40'ı bıraktım. 8'de al. Kardeşim 11.30'a veriyorsun. 8'e yerine koyuyorsun. Daha fazla mal alırsın. Olmuyor. Malla beraber aşağı. Yukarı giderken hemen paldır küldür. Trenden inme. Vagondan atlama numaraları. O zaman da para kazanılmıyor mecburen. Geçelim. Geçelim. Akbank bakalım şimdi de hocam.
Neresi şimdi? Akbank. Akbank. Heh. Bu da bir yatayda, vakıf gibi. 6.25 direnç. Ama ondan önce nereye geldi? 50 günlük ortalamalara geldiler. 5.88. Kırmızı şimdi yukarıya doğru dönüyor. Yani fiyatı üst taraftan 50 günlük, alt taraftan 20 günlük böyle bir sıkıştırıyor. Ne tarafa kopacak? 5.88'in üzerine çıktığı zaman olumlu bir harekettir. Ortalamanın üstüne çıkıyor. Son 50 günün maliyetinin üzerine çıkıyor demektir. Almadıysan alacaksın. Varsa tutacaksın. Gelsin bakalım bir 6.25'e, ondan sonra konuşalım. Orada bir değerlendirme yaparsın. Sana gene yazarlar. Akbank, Akbank, Akbank. O zaman değerlendiririz. 6.25'in üstü biraz beklenirse, piyasalar düzelirse, çok sağsı seysi var ama yatay alan 6.25, 5.50. 5.40, hadi 5.50 değil. 75 kuruş. Koyarsan üzerine orta vade 6.25'in 75 kuruş. Bu nereye gidiyor demektir? 7 civarına. 7, 7.25'e falan gidiyor demektir. Kar seni keser mi 6'dan alıp 7.5'a satmak, 7.25'e satmak? Ha, onu bilemem. Bu herkesin kendi ne beklentisi var, ne kadar kar bekliyor, o kişilere bağlı. Geçelim. Geçelim. Devam ediyoruz bankalarda. Yapı Kredi'ye bakalım. Yapı Kredi iyi çıktı. Evet. Yani bu diğerlerinden ayrıldı. Hocam yabancı işlemleri geldi Mayıs ayı. Hemen paylaşmış olayım. Çünkü en iyi alış yabancıların Yapı Kredi Bankası'nda 46 ben milyon lot. Dolar. Yani şuraya düzelteyim. Bak. Dolar. Arka arkaya 3-4 gün patır kütür yukarıya. Burada duruldu. Niye? 2.50'de direnç var. Hı hı. Şimdi oradan aşağı doğru biraz hafif yukarı aşağı. Neyi bekler? Kırmızı renkli ortalamanın kendisine yanaşmasını bekler. Kırmızı yukarıya doğru tırmanmaya başladı 2.24'te. Yapı Kredi biraz 2.35-2.45 arası gitsin gelsin. O 2.24 yukarı doğru hızla gelir 2.30-2.35'e. Ondan sonra düşünürüz bakalım ne yapacağız. 2.46 geçilirse 2.64 oradaki tepe denenir. 3.20'ye gider mi? 3.20'ye gitmesi için Moody's'in, S&P'nin şunun bunun iki defa not arttırması lazım herhalde. Şaka şaka. Bu akşam da Moody's var yani, hocam. Manidar oldu şimdi. Vallahi herkesinkini arttırdı. Yani 40 milyon nüfus var şu anda işsiz. Hadi kır bakalım Amerika'nın notunu. 40 milyon işsiz var. Bizde 40 milyon çalışan yok. Yani şimdi 8 milyonmuş beklenti. Yarın yani. Değil, yarın, bugün cuma, bugün tabii. Bugün bekliyoruz tarım dışına. Eskiden tarım dışı nasıldı? 180 bin bekliyoruz. Ah 130 bin geldi. Hurra, hurra falan bir hareket. evet hocam. Şimdi ne bekleniyor bilmiyorum. 8 milyon, 7,5 milyon bekleniyor. Hemen euro dolarda pozisyonlar ya. Açılırdı FX piyasasında. tabii hatırlarsınız. Yani hangi günlere kalındı? Burada da Türkiye'de güzel kardeşim 3 basamak aşağı indirdiniz. Otoparka indirdiniz. Gökdelen'in altındaki 3 kat aşağıya. Yani ötekilerin nesi var da Türkiye'nin nesi yok onu anlamadım. Gerçi var bir şeyler ama neyse. Ama o kadar da değil yani. Yani not konusunda bu kadar da Türkiye'ye karşı cimri davranmamak lazım. Ya batan ülkeye bile not verdiniz ya. Adamı sinir etmeyin yani. Çok değil öteki tarafta, denizin öteki tarafında yani. Aynen öyle. Şimdi de fıkfıklanıyormuş. Bizden savaşa hazırmış. Allah Allah. Allah Allah. Tövbe yarabbim ya. Neyse. Biz her zaman her şeye hazırız. Hiç kimse bizi böyle tehdit etmesin. Feriştah'a gelse hazırız kardeşim. Tepedeki bile gelse hazırız yani. Hiç sıkıntı yok bizde. Bizim ülkede. Rahat bırakın yeter. Hani var ya. Gölge etme başka ihsan isteme. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama gölge edip de gitmek istemiyorsan o zaman her türlü challenge'a hazırız kardeş.
Biz böyle gelmişiz asırlardır, böyle gideriz. Yerse. Geçelim. Hocam bir dakikamız kaldı. Daha hadi ya. Vallahi TSKB'ler, Albora kadar İpekler, Bağfaşlar. Millet benim de zamanımı yedi. Ben de başkasının zamanını yiyeceğim o zaman. Sırada Murat var sorry, hocam. Murat. Sırada Murat var, Murat Tufan. Ah ah ah. Ben bir pazarlık yapayım şimdi kendisiyle. Kırmayayım onu. Konya Çimento üçgen içinde 277 lira. Oradaki yükselen o destek çizgisi kırılırsa o zaman 254'teki hareketli ortalamayı dener. Orası da giderse 240'a gelir. Ha, yukarı yönde 277 geçilirse Çimento furyası buralarda şimdi bugünlerde biraz bitti. Ama eskaza 77 geçilirse 277 o zaman 279-280 veya keyfe gider 300-300 olabilir yani. Çünkü orada lot yok, bir şey yok. Şişman baba, şişman parmak ne isterse o oluyor. Ama bu kim, benim kabahatim değil, senin değil. Yıllardır bu böyle. Yani that's the way it is. İşte bu işler bu şekilde. Ha bölünecek mi? Bunun bir de bölünme macerası vardır. Ay 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 yani. İlla bedelsiz verecek. Yani hani var ya Godoy'u beklerken aynı ikincisi de bu. Konya'yı beklerken. Konya. Hadi herkese iyi hafta sonları dileyim. Ömrümüzü yollarda sürdürüyorsunuz. Size de hocam pazartesi günü görüşmek üzere. Bugün yayınımız biraz kısa oldu. Tabii az hisse senedi bakabildik ama bitcoinler, altınlar, gümüşler hepsi kaldı sırada. Ama pazartesi onları günü onları da Murat incelesin. Öyle yapacağız şimdi ona devrediyorum. Ona pas atıyorum zaten hocam. Tabii ki. Ver o grafikleri Murat incelesin. Hadi bakalım. Kalanları bir görev Murat Tufan'a. Aynen öyle. Hocam görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Efendim Borsa Tekniği şimdi burada noktayı koyup sevgili Murat Tufan'a sözü bırakmış olalım. Bitcoin bakamadık ama ziyadesiyle kendisi analiz edecek efendim. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.